Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 79. yılında Selanik'te doğduğu ev olan Atatürk evinde gerçekleştirilen törenle ve Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğundaki etkinlikle de anıldı. Gümülcine'den Necat Ahmet şimdi karşımızda anma etkinliklerine dair notları senden dinleyelim. Teşekkürler. 10 Kasım'ın Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diasporası tarafından da çok özel ve anlamlı bir önemi bulunmaktadır. Bunu herkes zaten bilir. Her yıl 10 Kasım'da Batı Trakya Türkleri de varlık sebepleri ve Lozan Antlaşması'na garantörü olan ana vatanları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor. Batı Trakya Türkleri Atatürk'ü ayrı bir saygıyla yad ediyor. Çünkü o bu toprakların Rumeli'nin Balkanların bağrından çıkan ve kendisiyle gurur duyduğu bir önder. Bugün Selanik'te yaklaşık iki buçuk bin kişinin olduğu söylendi. Başkonsolosluktan aldığımız bilgiler doğrultusunda zaten e, görüntüler, videolar da bunu gösteriyor ve çoğunluk içeri Avluya Atatürk'ün e, evine dahi, avlusuna dahi girememiş durumda e, yüzlerce otobüs orada bulunuyor. Fakat Dün itibariyle Yunan gümrüğü Kipi'de e, saat 7'den bugün sabahın 7'sine kadar olan grevden dolayı birçok kişi de özel arabalarıyla veya otobüslerle e, Selanne varmış değiller. Onlarla birlikte binlerce insanın bugün Atatürk'ün evine akın etmeleri, Ulu Önder Atatürk'ü 10 Kasım'da anmaları çok hoş bir şey. Selanik yolları bugün tamamıyla kapalıydı. Evet dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Gümüşlüne Başkonsolosluğu bahçesinde de Ulu Önder Atatürk ölümünün 79. yıl dönümünde Türkler tarafından Batı Trakya Türkleri tarafından anıldı. Yerel saatle 9:05'te 9.5'te saygı duruşuyla başlayan anma töreni İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Devamında bahçeyi dolduran yüzlerce soydaş Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha Hasretli anda Gümüşhane Türk Gençler Birliği Başkanı, İskeç'e Türk Birliği Başkanı ve Türk Örtmenler Birliği Başkanları'nın konuşmalarından sonra e, Sayın e, Başkonsolos Ali Rizya Ikenci, e, Akıncı da halka hitap etti. Evet Türk milleti için 10 Kasım bir matem günü olmaktan çok Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacak olan Büyük Önder Atatürk'ü anma ve düşüncelerini anlama günüdür. Onu anarken ve anlamaya çalışırken üzerinde durmamız gereken esas unsurlar Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyete yön veren kurucu ilkelerdir. Büyük önderimizi andığımız bugün de onu yas tutarak değil yapmamız gereken şeyleri ne ölçüde gerçekleştirdiğimizi, eksikliklerimizi nasıl gidereceğimizi tartışarak anmak en doğru yol olacağını düşünüyoruz. Atatürk'ün fikir ve düşüncelerini iyi anlayıp uygulamaya koymak bu vatanda yaşayan her Türk evladının en asli vazifesi olmalıdır diye düşünüyoruz. Söz sizde. Necdet Ahmet ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Gümülcine'den. Hem izlenimlerini aktardın hem de bugünün önemine dair fikirlerini paylaştın. Sağ olasın.